Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra bana destek olmak isterseniz like atmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi bir kişiye saygısızlık amacım yok. Eğer bu tarz olaylar sizi etkiliyorsa izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Walter Sartre'den bahsedeceğiz. Walter 1935'te Pittsburgh, Pennsylvania'da dünyaya geliyor. Bildiğimiz üzere kendisinin bir kız kardeşi varmış. Henüz çocukluk yaşlarından itibaren bilime ilgi duymaya başlıyor Walter. Ve liseyi bitirdikten sonra üniversitede kimya mühendisliği üzerine doktora yapıyor. 1962'de Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda çalışmaya başlıyor. Söylenene göre yaptığı çoğu iş herkes tarafından bilinen işler değilmiş. Yani bir tık gizlilik üzerine devam ediyormuş onun çalışmaları. Ama insanlar onun gerçekten işine çok özen gösterdiğini, çok çabaladığını ve genel olarak kimseye zararı olmayan iyi bir insan olduğunu belirtiyorlar. Birkaç buluşun geliştirilmesi alanında patent almış bildiğim kadarıyla. Bunlardan en bilineni santrifüj makinesinin hızıyla ilgili bir hızlandırma, tekrar hızlandırma isteniyormuş sanırım. Ve bunun çözümünde en pratik yolu Walter bulmuş. Bununla ilgili geliştirmeyi de sorunsuz bir şekilde yapabilmiş. Bu geliştirmesinin üzerine de bir patent almış. İnsanlar sürekli ona bir iş, bir sorun gösterildiği zaman en pratik çözümü hemen bulabildiğini ve hızlıca çözdüğünü söylüyorlar. Bu kadar güzel başarısına rağmen onu bu hayatta çok zorlayacak rahatsızlıklara sahip. Mesela şizofreni gibi. Walter'ın tüm sorunları neredeyse zaten psikoloji üzerine. Çok büyük sıkıntılar yaşıyor bunlarla alakalı. Ve sürekli olarak ilaç kullanıyor bu konuda. Şöyle bir bilgi okudum. Kendisi bizim bildiğimiz karıncalar var ya, karıncaların CIA tarafından eğitildiğini ve Walter'ı gözetlediğini, yani kendisini gözetlediğini düşünüyormuş. Sürekli kafasında komplo teorileri kuruyor. Birilerinin kendisine zarar vermek istediğine dair. Dolayısıyla bir sosyal fobisi de var. Öyle ki kız kardeşiyle anne babasının cenazesinde en son karşılaşmış. Onun sonrasında bir daha hiç birbirlerini yüz yüze görmemişler. Pek iletişim halinde de değillermiş zaten. İşine devam edebilmesini sağlayan en büyük şey zaten kullanmış olduğu ilaçları. Onları olmasa muhtemelen dışarı bile çıkamayacak. 1992 yılında ise Walter emekli oluyor artık. Ama mesela eşimin de bir sözü vardır. Böyle hayat boyunca bir şeylerle uğraşmış insanların ölümü durdukları zaman olur. Yani duramazlar. Sürekli devam etmek zorundalar. Çünkü o boş kalmışlık hissi de onları gerçekten ölüme sürükler. Artık bünyeleri zayıflar der hep. Gerçekten de Walter da duramıyor. Evine bir sürü bilgisayar alıyor. Bunların bazılarından yatırım işleri yapmış ve gerçekten çok güzel paralar kazanmış. Bazılarındaysa uzaylı dostlarımıza dair izler bulmaya çalışmış. Walter'ın tanrı inancı yok bu arada. Ama uzaylıların olduğuna kesin olarak inanıyor ve onların varlığını kanıtlayabilmek için projeler yürütüyor yani. Mart 2008'de Walter taşınıyor. Taşındığı yerde kentteki Hebron. Burayı seçmesinin sebebi havalimanına çok yakınmış. Havalimanına yakın olması şu açıdan önemli. Her ne kadar emekli olsa da kendisi sık sık bilimle ilgili yapılan konferanslara katılıyormuş. Bunu çok seviyormuş. O yüzden mesela bir ay içinde 3-4 kere şehir değiştirdiği veya ülke değiştirdiği oluyormuş. Bunun için havalimanına yakın bir ev tutmak onun için gerçekten önemli. Bu hayatını kolaylaştıracak bir şey. Burada tamamen artık tanımadığı insanlar var. Zaten normal hayatta sürekli görüştüğü bir arkadaş da yok. Bu yüzden doktorları şöyle bir şey öneriyorlar ona. En azından internet üzerinden insanlarla konuşmaya başlayabilirsin. Bu şekilde yavaş yavaş belki sosyal fobini atlatabiliriz. Bu yüzden bilgisayarda çevrim içi odalara giriyor ama bunlar genellikle yine psikoloji üzerine olan veya psikolojik rahatsızlıkları olan insanların birleştiği gruplar. Bu gruplardan birinde Anne Carty isimli bir kadınla tanışıyor. Kadının bir de eşi var, Robert. Ve gerçekten çok iyi anlaşıyorlar.
Zaten Walter'la genellikle muhabbet etmeyi başarabilen insanlar ondan çok hoşlanırlarmış. Ama o raddeye gelebilmesi zormuş. Anne ve Robert'la çok samimi oluyor Walter. Hatta söylenene göre bir kere onları ziyarete bile gitmiş. Neredeyse her gün muhakkak konuşurlarmış. Ya telefonda ya mail üzerinden ama illaki konuşurlarmış. Ama Şubat ortalarıyla sonları arasında Anne Walter'dan haber alamamaya başlıyor. Bu onu biraz geriyor açıkçası. Bir süre bekliyor hala belki haber alabilirim diye. Ama haber alamadığında 2 Mart 2009'da Walter'ın yaşadığı bölgenin polis departmanını arayıp arkadaşını kontrol etmelerini istiyor. Bir süredir ona ulaşamadığını belirtiyor. Polis ekipleri hemen Walter'ın evine gidiyorlar. Ama Walter evin içerisinde yok. Bunu biliyorlar çünkü kapı açıkmış. Hiçbir şey bulamıyorlar evin içerisinde. Kilitli değilmiş yani daha doğrusu. Yine de onun belki de bir konferansa gitmiş olabileceği düşünülüyor çevresinden alınan bilgilere göre. O yüzden çok da üstüne düşmüyorlar. Birkaç gün daha bekliyorlar. Birkaç gün sonra yine Anne'in sıkıştırmasıyla tekrar eve gidiyorlar. Bu sefer daha detaylı bir arama yapıyorlar. Yine Walter'a dair bir iz yok ama şöyle bir şey fark ediyorlar. Psikolojik rahatsızlıkları olan bir adam evinde normalde kullanmış olduğu ilaçları, ki bu açık başladığı ilaçlar, kapalı bir kutu değil, yanına almamış. Her nereye gittiyse bunları yanına almaması çok mümkün olacak bir şey değil. Çünkü yolda bir atak da geçirebilir. Bu yüzden bunu garip karşılıyorlar ve artık kayıp olduğunu düşünerek aramaya başlıyorlar Walter'ı. Anne bu konuyla ilgili yardımcı olabileceğini düşündüğü bir şey söylüyor. Diyor ki Walter'ın evine bir yardımcı geliyordu ara ara. Temizlik işlerinde yardım ediyordu Walter'a. Bu kişinin adı Villa Blank. Diyor ki Villa ile ilgili Walter'ın şüpheleri vardı. İlk olarak karşılaşmaları şöyle gerçekleşmiş. Walter New York'a yine bir konferansa gitmiş. Konferanstan döndüğü zaman evinin önündeki kar yığınının temizlendiğini görmüş. Ve bu direkt belediye vesaire tarafından yapılan bir şey değil. Çünkü başka evlerin önünde yine kar yığınları var. Ama onunki temiz. Bunun ne olduğunu düşünmeye ve kafasını kurmaya başlıyor tabii yine. Birkaç gün sonra bunu yapan kişinin annesiyle tanışıyor. Villa Blank'le. Villa'nın oğlu Louis Wilkins'ın ara ara Walter'ı gördüğü için, onun yaşlı ve bu işlerle uğraşamayacağını düşündüğü için o evde yokken ona küçük bir sürpriz yapmak istemiş ve kar temizleme işlemi yapmış onun için. Bu yine de Walter'ı bir tık böyle bir içten içe rahatsız etse de bu konuşma sayesinde Villa'nın yardımcı bir kadın olduğunu öğreniyor temizlik işlerinde. Bu yüzden Villa birkaç kere Walter'ın evine gelmeye başlıyor. Gidip geldikçe de yine konuşmalar geçiyor aralarında. Bir tık daha yani bir şekilde samimiyetleri oluşmuş oluyor. Ama Walter bu samimiyete pek güvenmiyor. Bu yüzden Anne mail atıyor. Diyor ki ona karşı şüphelerim var. Bana güven kazandırmaya çalıştığından eminim. Yani bunun için çok uğraşıyor. Ama belki de benim servetimin peşinde. Çünkü Walter gerçekten çok zengin bir adam. Ama bu aslında evinden belli olan bir şey değil. Evi yani çok lüks bir ev değil. Ama şöyle düşünüyorlar. Belki postalardan öğrenmiştir. Belki bilgisayarlardan fark etmiştir. Hatta Walter belki de evinin anahtarını kopyalamış olabileceğini düşünüyor Villa'nın. Şimdi Anne bu konuda direkt bir telaşa kapılmıyor. Çünkü Walter biliyorsunuz ki karıncaların bile onu izlemek için eğitildiğini düşünüyor. O yüzden Walter'ın bunu paranoya haline getirdiğini düşünüyor. Onu sakinleştirmeye çalışıyor kendince. Ama Walter'ın kayboluşuyla bu atılan mail aslında çok önemli bir noktaya geliyor. Bu yüzden polisler 9 Mart'ta Villa ile konuşmaya gidiyorlar. Villa, Paul Blank isimli bir adamla evli. Paul'la da yine temizlik işi sayesinde tanışmışlar. Paul'un evini temizlemeye gitmiş ve o şekilde tanışıp evlenmişler 2001 yılında. Louis, Villa'nın oğlu, başka bir adamdan olan bir çocuk ve uzun süre annesiyle yaşamamış. Bunun sebebine daha sonra geleceğiz. Paul'la evliliklerinden bir süre sonra o da yine annesinin ve Paul'un evine taşınmış. Geri dönmüş yani annesiyle yaşamaya. Şimdi 9 Mart'ta dediğim gibi Villa ile konuşmaya gidiyorlar ve Villa diyor ki daha 2 gün önce onu gördüm. Ama normalde birkaç haftadır aslında kayıp olması gerekir Walter'ın. Ve söylediğine göre bakkalda karşılaşmışlar. Buradaki karşılaşmalarında Walter Villa'ya ben yakında yine bir iş seyahatine çıkacağım, lütfen ben yokken evime göz kulak ol demiş. Bu yüzden polislere diyor ki yakında dönecektir, sıkıntı etmeyin. Daha sonra polisler Walter'ın mali durumuna bakmaya karar veriyorlar ve ne kadar serveti olduğunu görünce onlar da şok oluyorlar. Bildiğim kadarıyla 16 milyon dolarlık bir serveti varmış ve 2009'lu yıllardan bahsediyoruz. Çok büyük bir rakam. Bu hesapları incelerken onun mal varlığını görebilmek için şöyle bir şey fark ediyorlar.
Walter, Villa'ya belli miktarda paralar göndermiş. Küçük küçük başlayıp sonra 200 bin dolara kadar çıkan bir meblağdan bahsediyoruz. Mesela 1000 dolar göndermiş, 400 dolar göndermiş, 10 bin dolar göndermiş, 200 bin dolar göndermiş. Hangi temizlik işi bu kadar para gerektirir? Ve bunlar üst üste olan şeyler. Yani neredeyse bir hafta içinde bu gönderimler gerçekleşiyor. Sonra bu gönderimlerin nereden yapıldığını bulmaya çalışıyorlar. Çünkü kayıp olduğu düşünülen, yani en azından arkadaşı Anne'in kayıp olduğunu düşündüğü zamanda yapılan gönderimler bunlar. Eğer gönderilen yeri tespit edebilirlerse belki de Walter'ın nerede olduğunu kanıtlayabilirler. Bunu düşünüyorlar. Bu yüzden gönderimleri araştırıyorlar ve fark ediyorlar ki bunlar internet üzerinden yapılmış. İnternet bankacılığı aracılığıyla yapmış Walter bunları. Sonra diyorlar ki 73 yaşındaki bir adam henüz yeni yeni çıkmaya başlamış olan internet bankacılığından başka birine para gönderebilir mi acaba? Bu çok mümkün gelmiyor onlara. Henüz gençlerin bile yeni yeni alıştığı bir şey. Bu yüzden Villa'ya ve Villa'nın oğluna olan şüpheleri daha çok artıyor. Ama düşündükleri şey aslında şu. Muhtemelen ondan para tırtıkladılar. Aslında farklı bir sonrasında işleri olduğunu düşünmüyorlar. Sonrasında yaptıkları bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Bu noktadan sonra Paul'la görüşmeye karar veriyorlar. Villa'nın kocası. Paul diyor ki Villa yakın zamanda bir arabayı parçaladı. Arabalarımızdan birini parçaladı. Aynı zamanda kendisinin 500 bin dolar kadar borcu var. Bu borcu da masa oyunlarına olan sevdası yüzünden. Sürekli oynar ve sürekli kaybeder. Bu yüzden inanılmaz derecede borç yapar. Hatta evleri bile ipotekliymiş. Sonra Walter'ın mali durumunu bırakıp Villa'nın mali durumunu araştırmaya başlıyorlar ve fark ediyorlar ki Villa bu paraları aldıktan sonra evin üzerindeki ipoteği kaldırmış, bir araç satan yere gitmiş ve oradan kendisine araç bakmış. Hatta bu yere gidip oranın sahibiyle konuşuyorlar. Adam diyor ki Villa buraya geldiği gün bana yakında çok para kazanacağını, bu yüzden alacağı arabayı seçmeye geldiğini söyledi. Sonra Villa'nın oğlu Louis mevcut arabalarından indi, bize doğru geldi ve annesine dedi ki anne, yaşlı adam arabadan inmek istiyor. Villa'nın cevabı ise ona söyle yerinde dursun yoksa bunun bedelini öder. Adam o sırada araca doğru bakmış ve araçta yaşlı gözlüklü bir adamın olduğunu görmüş. Ama Walter'ı tanımıyor, yani o olup olmadığından net olarak emin değil. Yine de resmini gösterdikleri zaman çok benzetiyor. Yani yüksek ihtimalle bu adamdı diyor. Sonra polisler Paul'un bahsettiği parçalanan araca ulaşmaya çalışıyorlar. Aracı dilek bulamıyorlar ama Paul'a diyorlar ki peki bu aracı bu hale getirmeden önceki gün ne yapıyordu? Paul da diyor ki 22 Şubat gününde bunu yaptı. 21 Şubat'ı da arkadaşıyla beraber yine masa oyunları oynanan yerde geçirmişti. Arkadaşın ismini de veriyor. Dwayne Lively. Bunun üzerine polisler Dwayne'e ulaşıyorlar. Ve o diyor ki aslında garip bir şey oldu diyor. Biz o gün zaten oyun oynamaya gitmedik öncelikle. Yaptıkları şey şuymuş. Villa Louis'le beraber Dwayne'in kapısına gitmiş. Arkada araçların arkasında bir kova varmış. 50 galonluk bir plastik kova. Ve bu kovanın içerisinde Louis'in yanlışlıkla ölümüne sebep olduğu bir köpek olduğunu söylemişler. Bu köpek Villa'nın yanında çalıştığı adamın köpeğiymiş. Yani muhtemelen Walter'dan bahsediyorlar. Ve köpeğin ölümüne sebep olmalarını Walter'a asla açıklayamayacaklarından bahsediyorlar. O yüzden bir şekilde onu yok etmemiz lazım ve hani kaybolduğunu düşünsün istiyoruz. Bize bunu yakmamızda yardımcı olur musun diyorlar. Başta Dwayne buna çok da girmek istemiyor bu topa. Ama sonra ona 1000 dolarlık bir ödeme teklif ediyorlar. Eğer bize yardımcı olursan sana 1000 dolar veririz diyorlar. Bunun üzerine Dwayne'in kuzeninin çiftliği varmış. Beraber oraya götürüyorlar bu kovayı. Ve orada hep beraber etrafına lastikler de koymuşlar. Muhtemelen koku plastik koksun, diğer kokuları bastırsın çünkü o da ağır bir koku. Her yerini işte lastikle çevrelemişler ve sonra ateşe vermişler. Bir noktada bu işlemi yaparken Dwayne omurgaya benzer bir şey görmüş ve orada bir şüphelenmiş. Dönüp demiş ki umarım bu gerçekten bir köpektir. Ama çok da hani ihtimal vermiyor, sadece içerisinde bir şüphe var. Gece boyunca beklemişler. Sürekli Louis ateşi karıştırmış, iyice her şeyin yanmasını sağlamış ve daha sonrasında çekip gitmişler.
Birkaç gün önce de, yani polisler Dwayne'in ifadesine başvurmadan birkaç gün önce de Dwayne'e villadan bir arama gelmiş ve demiş ki o yaktığımız şeylerin, küllerin yerlerini değiştirebilir misin? Yani biraz da olsa çevreye dağıtmaya çalışır mısın? Dwayne de bunu yapmış. Bunun üzerine polis ekipleri Dwayne'den onları olay yerine götürmesini istiyorlar ve oraya gittikleri zaman gerçekten de yakılan ateşten kalan kalıntılar var ve bu kalıntıları birazcık kurcaladıkları zaman içerisinde kemik parçaları ve metal bir gözlükten kalan çerçeve kısmını görüyorlar. Bunları alıyorlar, hem parçaları hem gözlüğü, ve bir eşleşme sağlayabilmek için laboratuvara gönderiyorlar. Ve maalesef laboratuvar sonucuna göre bunlar Walter'la eşleşiyor. 14 Mart 2009'da da bu gelişmeler sonucunda hem Villa hem de oğlu Louis tutuklanıyorlar. Villa sorguda hiçbir şey söylemiyor. Kesinlikle reddediyor her şeyi. Ama Louis sorguda dökülüyor. Annesinden bahsediyor özellikle. Annesinin ona ne kadar baskıcı, ne kadar eziyet eden bir insan olduğundan bahsediyor. Hatırlarsanız uzun bir süre boyunca annesiyle ayrı yaşadıklarını söylemiştim. Çünkü zamanında Villa mesela sabah 9'da işe giderken Louise'i dolabın içine kilitlermiş. Saat akşam 10'da geri gelir, o şekilde dolabı açarmış. Bir gün bir şekilde Louise dolabı kırmayı ve içinden çıkmayı başarmış. Villa eve gelip bunu gördüğü zaman o kadar sinirlenmiş ki çocuğa şiddet uygulamış. Daha sonrasında Louise devlet tarafından korumaya alınmış. Hatta bir süre koruyucu ailede de kalmış. Ama artık ergenliğe girmesi, 18 yaşını geçmesi ve Paul'la Villa'nın evlenmesinden sonra onların yanına geri dönmeye karar vermiş. İçten içe annesine kendini kanıtlamaya, annesine kendini sevdirmeye çalışıyor. Hatta söylediğine göre daha önce yine Villa'nın çalıştığı bir evde bilgisayara sızarak bilgisayar işlerinden iyi anlıyormuş. Ev sahibinden $650 kadar bir para kaçırmayı başarmış. Bu şekilde de Villa'nın kendisini daha çok seveceğini düşünmüş. Gerçekten de bu durum Villa'nın hoşuna gitmiş. Daha sonra Walter'a olanlara geliyor. Diyor ki, bir gün eve geldim. Aşağıdaydı annem, bodrum katındaydı. Onun yanına indim. Orada Walter'ı gördüm. Walter sandalyede oturuyordu. Elleri ayakları bantlanmış bir şekildeydi. Ağzı bantlanmış bir şekildeydi. Sonra annem yukarı çıktı. Ben Walter'a yardım etmek istedim ve onun ağzını açtım. Ona iyi misin diye sordum ve iyi olduğunu söyledi. Peki buradan çıkmak ister misin? Sana yardım etmemi ister misin diye sordum. O da hayır, burada kalmak istiyorum dedi. Bu yüzden çok bir müdahalede bulunamadım. Daha sonra annem beni de oraya kilitledi ve Walter'a günde bir iki kere yemek getiriyordu, içecek getiriyordu. Bunları ona benim yedirme görevim vardı. Çünkü elleri ayakları bantla açmıyorlar hiçbir şekilde. Yedirme görevi bana aitti. Buradayken Walter'la ara ara konuşuyorduk ve o rehin alındığını düşünüyordu ama bizim tarafımızdan değil, başka insanların bunu yaptığını ve aslında burada korunaklı olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden sürekli kendisini kaçırdığını düşünen insanlarla ilgili sorular soruyordu. Onlara para verdiniz mi, fidye istiyorlar değil mi gibi şeyler söylüyordu. Annemse bir gün yine Walter'a yiyecek getirdikten sonra bunu yedikten sonra muhtemelen çıkaracak, haberin olsun dedi. Ve gerçekten de Walter bunu yedikten sonra çıkardı. Daha sonrasında ise ağzından kırmızı sıvı gelmeye başladı. Sonrasında olanları ise zaten biliyorsunuz, onu bir bidona koydu ve arkadaş Dwayne'i götürüp kuzeninin çiftliğinde yakmayı teklif etti. Dwayne gerçekten de bilmiyormuş, yani Louise böyle söylüyor. Paul ise hiç fikri yok, evinin alt katında olanları dair hiçbir fikri yok. Sadece ara ara eşinin inip geldiğini biliyor. Louise'in ise nerede olduğunu bilmiyor ama zaten Louise 27 yaşında ve bir yerlere gidebilir ki bu sık yaptığı bir şey. O yüzden şüphelenmiyor hiçbir şeyden. Eşinin aşağıya gidip gelmesinden de çok şüphelenmiyor. Çünkü bugün de bir ya da iki kez olan bir şey. Ve normalde de orada böyle bilardo masası falan varmış. İşte bir bar tarzı yer varmış. Hiç kullanmadıkları bir yer değil aslında. Eşyaları olan ama pek kullanılmayan, hatta içinde bir televizyon bile olan bir yer. O yüzden hiç şüphelenmiyor Paul'da. Bunun için Dwayne ve Paul'la ilgili herhangi bir işlem olmuyor. Villa'nın evine bir arama çalışması yapıyorlar. Ve bu arama çalışması sonrasında onun evinde bir kitap buluyorlar. Bu kitabın adı Avınızı Nasıl Seçersiniz? Tahmin edeceğiniz üzere artık mahkeme süreci başlıyor. Zaten tüm maddi deliller var. Herhangi bir kuşkuya neredeyse yer yok. Ve bunların sonucunda Villa suçunu kabul ediyor. Villa ölüm cezası almamak için kabul ediyor tabii ki bunu. Yoksa sonuna kadar inkar edeceğini ve her şeyi Louise'in üzerine yıkmaya çalışacağına eminim.
İtiraf ettiği için de zaten ölüm cezası yerine şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası alıyor. Louis ise yine suçların hepsini kabul ediyor. O zaten direkt sorguda anlatmıştı biliyorsunuz. 30 yıl hapis cezası veriliyor kendisine. Şartlı tahliye imkanı var. 2029 yılından itibaren şartlı tahliyeye başvurabilecek. Şimdi bu noktada artık mahkeme işleri tamamen çözülmüş oluyor. Sadece birkaç farklı bilgi vermek istiyorum. Walter'ın arkadaşı Anne'i hatırlarsınız. Anne bu olay sonrasında tabii ki çok yıkılıyor ve söylediği şey şu. Walter'ın ne kadar çaresiz ve kimsesiz olduğunu biliyorlardı ve kimsenin onu özlemeyeceğine çok emin oldukları için bunu yaptılar. Haklı, gerçekten muhtemelen Walter'ı kimsenin aramayacağını düşünüyorlardı. Çünkü villada zaten onu kimseyle konuşurken, görüşürken muhtemelen görmedi. Ve sosyal fobisi olduğunu da biliyor. Ailesiyle görüşmediğini de biliyor. Servetindense yine Anne'in tahminine göre eve gelen postalar sayesinde haberdar olmuştu. Çünkü dediğim gibi evi aslında gösterişli bir ev değil. Walter çok gösterişli bir hayat yaşamıyor. Bu yüzden muhtemelen bankalardan gelen postalar sayesinde villa Walter'ın servetinin farkında oldu. Louis'le ilgili de bu olaydan sonra psikiyatrlar tarafından bir analiz yapılıyor ve kendisinde kişilik bozukluğu olduğu tespit ediliyor. Özellikle çocukluk zamanında yaşadığı travmalar yüzünden. Ki onun travmalarıyla ilgili zaten hiçbir şüphe yok. Çünkü dediğim gibi devlet tarafından zamanında korunmaya alınmış birisi kendisi. O yüzden onun da zor şeyler yaşadığını biliyorum. Yine de onun söylediğine göre hiçbir şeyin farkında olmadan bunu yapmış. Yani kötü bir şey yaptığının farkında değilmiş o an. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Annesinin gözüne girmek için bunu bilerek isteyerek yaptığını düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Aşağıya bırakmayı unutmayın. Bir de bunu araştırırken Walter'ın davranışları kısmından bahsediyorum sonrasından değil. Beautiful Mind'ı çok hatırlattı bana. Ve çok sevdiğim bir filmdi. O kadar üzüldüm ki Walter'ı anlatamam. Her neyse daha fazla uzatmayın. Dediğim gibi düşüncelerinizi aşağıya bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.